Karavan Şirketler Grubu, Mehmet Ali Karamemiş'in katkılarıyla Çankırı Gençlik Derneği programı başlıyor. Çankırı Gençlik Derneği olarak az önce arkadaşımın da söylediği gibi 5 otobüs, 250 kişi katılım gerçekleştirdik buraya. 2021 yılı Mart ayında bir genel kurul yaptık ve bu genel kurul sonrasında da Çankırı Gençlik Derneği bayrağını teslim aldık. Birbirinden güzel projelerimiz var. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Burada bulunan hemşerilerimizi de piste davet ediyoruz. Thank you.
Merhabalar, Çankırı Gençlik Derneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhabalar, ismim Recep Soğukpınar. Çankırı Gençlik Derneği Başkan Yardımcısıyım. 2008 yılında kurulan Çankırı Gençlik Derneğimiz o günden bugüne kadar faaliyetlerine devam etmekte. 2021 Mart yılı ayı itibariyle Zekeriya Başkan önderliğinde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. İnşallah güçlü ekibimizle Çankırı'mıza, Çankırlı'ya çok güzel değerler katacağız. 5 otobüs, yaklaşık 300 arkadaşımızı, Çankırılı hemşehrilerimizi misafir etmekten gurur duyuyorum Çankırılı olarak. Merhabalar, ben Osman Şahbaz. Çankırı Denekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım. Yani Ilgaz gezimize ilk defa başkanımız öncülüğüyle geldik. Yani kendi memleketimize böyle bir güzelliği fark etmemiz ya bizim için çok geç oldu ama iyi oldu. Ya bundan sonraki sürecimize zaten bunun devamını getirmeyi düşünüyoruz. Ya her şey için çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ismim Mehtap. Çankırı Gençlik Kolları Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir düzenleme yapmış. Çok güzel bir gün oldu. Çok iyi bir eğlenceydi. Başarıların devamını bekliyoruz. Bu eğlencelerin de devamını bekliyoruz. Katılım her zaman yapacağız inşallah. Çankırı Federasyon Derneği, Çankırı Dernekler Federasyonu Gençlik Kurulu Kültür Birim Başkanıyım. Bu gezi Sayın Başkanım Zekeriya Arslan öncülüğünde düzenledik. Gayet de güzel bir faktörümüz oldu. Buradan katılan davetlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar, bu eğlencemize ortak oldular. Buradan derneğimize ve katılanlara da tek tek teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Çok hoşuma gitti, çok güzel. Doğası çok güzel. Yukarı çıktığı çok soğuk oluyor, üşüyoruz ama gezilecek bir yer. Gelin, bekleriz yani. Merhabalar başkanım, kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. İsmim Zekeriya Arslan. Çankırı Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanıyım. Aynı zamanda Çankırı Gençlik Derneği Genel Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çankırı Gençlik Derneği 2008 yılında faaliyetlerine başlamış ve 14 yıldır aktif bir şekilde görev alan bir dernek. Bu 14 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları burada saymakla vakit yetmez, saysak bile vakit yetmeyecek. Ben kendi dönemimden bahsedeyim. 2021 Mart ayı itibariyle bir genel kurul yapıldı ve bu genel kurul sonrasında da bayrağı teslim aldık. Mart ayından itibaren yaklaşık 9 ay boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan isterseniz bahsedeyim kısaca. Ramazan ayında 1541 aileye koli yardımında bulunduk. 57.600 TL fitre yardımında bulunduk. Aynı zamanda da 330 aileye çek yardımında bulunduk. Maide 3 ayetinde geçtiği gibi iyilik ve takva için yardımlaşınız. Bu ayetten yola çıkarak bu yardımları yaptık. Arkasından SMA 1 tip ölümcül kas hastası Ömer Alp adında bir kardeşimiz var. Çankırılı bir hemşerimiz var. Küçük bir yarenimiz var. Bu yarenimiz için de bir program düzenledik. 250 kişinin katılım sağladığı, aynı anda canlı yayınla da yayınlandı program. Birçok üst düzey katılımlar da gerçekleşti telefonlar üzeriyle. 441 bin TL gibi bir mevla topladık. Karınca misali bizim de safımız belli olsun diye bir programdı bu aslında. Arkasından 9 farklı ilçeden 32 köyü yan yana getirerek Ankara'da büyük bir turnuva düzenledik. Bu turnuvada da daha önce yapılan, Türkiye'de belki de çok fazla emsal olmayan bir turnuva oldu. Maçlar özet görüntüleriyle yüklendi ve aynı zamanda bu maçlar spikerlik hizmetiyle canlandırıldı. Hal böyle olduğu zaman da çok fazla bir emsali bulunmadı bu organizasyonun. Şimdi de şu anda 5 otobüs, 250 kişi de Ilgaz'a katılım sağlandığı, Çankırılı gençlerin katılım sağladığı bir gezi organize ettik. Bu gezide de katılımcılara sabah kahvaltısı, açık büfe öğle yemeği ve akşam sucuk ekmek şeklinde ikramlarımız oldu. Bugün siz değerli TV6 yöneticilerine de ayrıca teşekkür ederiz. Bugün bizimle birlikte geldiniz. Burada sabahtan akşama kadar bizlere destek oldunuz. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çankırı Gençlik Derneği olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz projeler ses getirmeye devam ediyor. Bundan sonra da getirecektir. Biz göreve geldiğimiz 24 Mart tarihinde kendi sosyal medyamdan bir açıklama yaptım. Aynı zamanda genel kurulda da bu açıklamayı yaptım. Biz laf değil icraat üreteceğiz dedik ve bu 9 ayda da herkes bizim Çankırı Gençlik Derneği'nin, Çankırı'yı Ankara'da temsil eden Çankırı'nın en büyük gençlik yapılanmasının yapmış olduğu projeleri konuşuyor. Bundan sonra da konuşmaya devam edecek. Çankırı Gençlik Derneği olarak Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bir olacağız, ir olacağız, dir olacağız. Hep birlikte Çankırı olacağız inşallah. Çankırı gençlik. 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 Burada alkış hak eden kişi ben değilim. Burada alkışı hak eden
girmiş olduğumuz bütün projelerde alnak, başı dik bir şekilde çıkan Çankırılı yiğit yarenlerimizdir. Ki onlara alkışlayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı. İnşallah bundan sonraki projelerimize de desteklerinizi bekliyoruz. Saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Evet, TV6'ya da buradan programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı da TV6 sahiplerine Mevlüt Muslu, Niyazi Küçük Yılmaz, oradan da kendilerine sevgi saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün pazar gününü çok güzel değerlendirdim. Çünkü Ilgaz'dayız. Çankırı Federasyon Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir düzenleme olduğu için. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gelip bizlere katkıda bulunduğunuz için harika bir program. Gerçekten iyi ki geldim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gün içinde neler yaptık? Gün içinde öncelikle bindik, bir kahvaltı yaptık. Böyle sandviç arası. Çok güzel, eğlendik. Sonra geldik otelimize. Çok güzel otel. İnsanlar çok kalabalık, yoğunluk. Bu pandemi dolayısıyla bile eğlenceli geçti. Yukarı çıktık. Yeşiltepe'ye. Çok güzeldi. Çok beğendim. Bir dahaki deseniz bir daha gelirim. Çankırı Gençliği'nin düzenlediği bu pikniğimize, Ilgaz gezisi gayet güzel geçti. Daha önceki etkinliklerine de katıldık. Futbol turnuvası olsun, diğer etkinlikler olsun. Gayet güzel geçti. Eğlenceli bir pazar günü. Teşekkür ediyoruz yönetime, arkadaşlara, emeğe geçen herkese, Adem Başkan'a. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat verip, insanları buraya getirip bu şekilde eğlenmek çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Eğlendik. Önce burada yemeğimizi yedik. Ondan sonra kayak merkezine gittik. Orada kaydık. Eğlendik. Müzikler, davullar, zurnalar, ondan sonra halaylar. Yukarıda teleferikle yukarı çıktık. Orada gayet güzel geçti. İnsanlar yani yaklaşık 200-250 kişi geldi buraya. Güzel oldu yani. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti. Çankırı Derneği'ne, Gençlik Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Çankırı Çerkeş Saçak köylüsüyüm. Çok mutluyuz. Gençlerimizi çok güzel kaynaştırdı. Artık Ilgaz'ı da tanıdık. Ilgaz'ı da sevdik. Daha fazla geliriz. Daha fazla eğleniriz. Teşekkürler. Tesisler çok güzel bu arada. Bunu da söylemek isterim. Öncelikle merhabalar. Çankırı Gençlik Derneği'nin düzenlemiş olduğu geziye katıldım. Çok mutluyum. Çok güzel ve verimli bir gündü. Teleferik, kayak merkezi, otelimiz, verilen hizmetler gerçekten takdire şayandı. Gençlerle birlikte böyle coşkulu, davullu, zurnalı çok eğlenceli bir gün geçirdik. Herkesi buraya bekliyoruz. Çankırı, Ilgaz'ın bence incisi, yani Ilgaz Çankırı'nın incisi. Herkes buraya gelmeli. Gayet nezih aileyle, çocuk hep beraber, genç, yaşlı. Yani burayı herkesin görmesini isterim. Çankırı Gençlik Derneği olarak 200 kişi olarak geldik. Ailecek geldik biz. Yıldız Tepe'ye gittik. Kızak'la kayak yaptık. Teleferiğe çıktık. Orada sizlerle röportaj yaptık tekrardan. Kaydık, ettik derken oynaması oynadık. Davuzunla halay çektik. Ondan sonra geri buraya geldik. Burada halay çektik. Sucuk mangal yaptık. Çay içtik derken günümüz böyle geçti. Gayet de güzel geçti. Size de çok teşekkür ediyorum. Saat sabah 7.30'da 250 kişi Ankara'da yan yana geldik. 5 otobüs. Saat 11.30 gibi de Ilgaz'a inmiş olduk. Ilgaz'dayken de bir yemek organizasyonumuz oldu. Açık büfe bir yemek yedik. Yemekten sonra davulla, zurnalarla oynuyor oynuyor, halay çeke çeke Yıldız Tepe'ye çıktık.
Yıldıztepe'ye çıktıktan sonra da orada 250 kişilik ekibimize katılan hemşehrilerimizle birlikte orada daha büyük bir ekip havası oluştu. 400-450 kişi aynı anda orada halaya katılanlar, izleyenler falan derken gayet güzel görüntüler ortaya çıkmış oldu. Biz aynı zamanda teleferiklerle Yıldıztepe'ye çıktıktan sonra orada zirvede de halaylar çekildi, oyunlar oynandı, eğlenceler çıkartıldı. Bunlar da ister istemez çok güzel görüntülerin ortaya çıkmasına, görüntüler ortaya çıkmış oldu. Bizim amacımız zaten bu organizasyonu düzenlerken birliğin, beraberliğin, kardeşliğin öne çıkacağı bir organizasyon olmasıydı. Bunu da bugün hep birlikte başarmış olduk. Çankırılılar bir olamıyor. Çankırılılar beraber olamıyor. Çankırılılar tek yürek olamıyor diyenlere inat. Çankırı Gençlik Derneği olarak 9 ayda yapmış olduğumuz organizasyonlarla birliğin, beraberliğin, kardeşliğin öne çıktığını ve bundan sonra da çıkmaya devam edeceğini buradan sizlere söylemiş bulunuyorum. Bu saatten sonra Çankırılılar kafasına vur, ekmeğini elinden al. Ya bu adam Çankırılı, ikinci sınıf muamelesi gösterelim. O devir bitti. Çankırı Federasyon Başkanımız Ademcan Önderliğinde federasyonumuz çok güzel çalışmaları imza atıyor. Yaklaşık 2 gün önceydi. Pursaklar'da özel bir hastaneyle anlaşılıyor. Ve muayene ücreti 100 TL olan hastaneye 1 TL gibi bir ücret girişi, muayene ücretine anlaşma yapılıyor. Bu şekilde sözleşmeler imzalıyorlar. Federasyonumuz çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz Federasyon Gençlik Kolları olarak, Çankırı Gençlik Derneği olarak, Ankara'da Çankırıları temsil eden, Çankırı'nın en büyük gençlik yapılanması olarak yaptığımız faaliyetlerle taraflı tarafsız herkesin gönlüne girmeye başardık. Bundan sonra da bu organizasyonların devamı gelecek. Çankırı Gençlik Derneğimizi, Çankırı Dernekler Federasyonumuzu takipte kalın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Buradan bugün bizlere sponsor olan Federasyon Başkan Yardımcılarımızdan Ercan Irmak Bey'e, Federasyon Başkanımız Adem Can'a, Patır Petrol'ün sahibi İbrahim Patır Bey'e, Pursaklar Osmanlı Safrası'nın sahibi Kamil Karakuş Bey'e, Altındağ Belediye Başkan Yardımcımız, değerli abimiz, büyüğümüz Abdurrahman Karabudak Bey'e, ilçe belediye başkanlarımıza, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Mamak ve Akyurt belediye başkanlarımıza, bunlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bunun haricinde söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah çok daha güzel projelerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan her zaman Çankırımız olsun. Kazanan her zaman Çankırımızın gençleri olsun. Bu Çankırılı gençlerle alakalı çalışmalarımız var. Biz 371 köyün tamamında temsilciler ataması gerçekleştireceğiz. Bu atadığımız temsilciler de kendi köylerinde teşkilatlanma yapacaklar. Biz bugün buraya 250 kişiye geldiysek emin olun bizim şu an 500 kişiyle gelebilecek gücümüz de var. Ama yarın 500 değil 5000 rakamlarını konuştuğumuz organizasyonlarımız da olacak. İnşallah en kısa sürede bir ödül gecesi programımız olacak Ankara'da. Bu organizasyonumuzda 1000 kişilik bir organizasyon olacak. Bu organizasyon sürecinde de buradaki hemşehrilerimizin destekleri, Çankırılı gençlerin destekleri bizlerin gücüne güç katacak. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Buradan da siz TV6 çalışanlarına, görevlilerine, yetkililerine, yönetim kurulu başkanı Nurettin Bey'e, Mevlüt Bey'e hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun her şey için de teşekkür ediyorum. Saygılar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Karavan Şirketler Grubu Mehmet Ali Karamemiş'in katkılarıyla Çankırı Gençlik Derneği programı sona erdi.